Merhaba arkadaşlar. Bugün OBS üzerinden yayın ayarlarıyla ve kayıt ayarlarını inceleyeceğiz. Önce bir yayın ayarlarına bakacağız. Daha sonra da kayıt ayarlarına bakacağız. Mesela YouTube'da yayın yaparken ya da YouTube için kayıt oluştururken ki bir ayar kısmına daha çok önem vereceğiz. Aynı zamanda diyelim ki RTX 4000 serisi bir ekran kartınız varsa ondaki ayarlar nasıl olacak onu da değineceğiz. Normal ekran kartlarıyla yapacağımız ayarlar ile Aynı zamanda 4000 serisi olan ayarlar farklı bu Beyazlar arasındaki yaparken de göstermiş olacağım aynı zamanda. Öncelikle yayın bakıyoruz. Hemen uzatmadan yayın ayarlarına geçelim. Nereden yani yayına geç kalkmadım? Gösteriyor. Tam evet. ters gösteriyor. Terslerim de tam ters gösteriyor. Normalde bu da, bu da, bu da, bu da bu var ama. Dur ben gelmemiştim. kayıt bilmem lazım. Bekle. Yayın ayarlarına direkt giriş yapmadan önce yapmamız gereken bir iki yer daha var. Burada video kısmını öncelikle çözünürlüğümüzü ayarlamamız gerekiyor. Burada vereceğiniz 4K ise 4K, Full HD ise 1920 1080 ise buradan yine aynı ayarları yapmış olacağız. Buraya geliyorum. Benim üstteki direkt çıktı çünkü ekran çözünürlüğüm 2K olduğu için onu belirtti. Ama siz bunu elle de monelde girebiliyorsunuz. Hani aynı şekilde yazarsınız 4 k da girebilirsiniz ama biz bunları ellemeyeceğiz. 1920-1080 gayet güzel bir yayın özelliği. Aynı zamanda güzel bir kayıt özelliği. Yani bu çözünürlük bize her türlü yetecektir. Girişle çıkış çözünürlükle aynı kalacak. Sabit olacak. Burada FPS'imizde yani ortak FPS değerini de 60 yapacağız. Burada bir de aynı zaten gelişmiş kısım var. Bu gelişmiş, gelişmiş kısmında önceliği her zaman normal olarak yapın. İşlemci önceliği normal olsun. Gereksiz bilgisayarı kasmamıza gerek yok. Burada OBS'in çok öncelikli, çok ön planda kalmasını gerektirecek bir durum yok. Ekran görüntüsünü kaydeden bir program. Çok veriyi alan, çok veriyi de zorlayan bir uygulamada değil. Peki burada asıl dediğimiz yere geliyoruz. Nereye geliyoruz? Burada çıkış ayarlarına geliyoruz. Çıkış ayarlarına geldiğimiz zaman büyük çoğumuzda bu şekilde gözükecektir. Çıkış modu basit şeklinde gözüktür. Şimdi biz basit ayarlarla işimiz yok. Zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimal bir kademe üste taşıyacağız biz yayınımızı. Ne yapacağız? Buradan basiti gelişmişe döndüreceğiz. Ve yayın kısmına geleceğiz. Şimdi burada benim 4000 serisi olduğu için size tavsiyem olacak ve %30 verimli olduğunu iddia ettikleri için tavsiye ettiğimiz AV1 var. Yani buradaki kodlayıcımız al 1i eğer 4000 ve 4000 serisi bir üstü bir ekran kartınız varsa buradan seçeceğiniz AV1 olacak. Ama birçoğumuzun da bu noktaya gelebilmiş olduğumuz yani 4000 pahalı olmasından kaynaklı. Buradan al 1 yerine yani Nvidia'da H264'ü seçeceğiz bizim burada. Yani genel ayarlarda ekran kartını seçmeliyiz. İşlemciden kaydetmek ya da yayın yapmak daha çok bir e, sıkıntı yaratıyor. Kopmana neden olabiliyor. Ama ekran kartından bir sorun yaşamıyorsunuz. Öncelikle Nvidia'da aynı şekilde H264'ü seçelim. Burada çıkışı boyutlandır var. Burada launch sozu seçenler var. Yani çok da yapılmış. Ya yani muazzam bir büyük bir fark yarattığını düşünmüyorum. Evet mutlaka bir keskinlik yaratıyor, evet daha kayıt yaratıyor ama bence devreye koymaya gerek yok. Yani çıkış yeniden boyutlandır yapmamıza hiç gerek yok. Yani artı bir OBS'ye artı bir iş yükletmeyelim. Yani şu olsun, bu olsun deminin Var olan yayınlarımızın kullanmaya çalışalım. Peki burada ne var? İşte burada burada CBR demiz bir oran kontrolü var. Biz burada seçenekleri olmasına rağmen bizim tercihimiz CBR olacak. Peki buradaki Bit hızı neye göre bileceğiz? İşte buradaki bit hızımızı upload hızımıza göre bileceğiz. Şimdi buradaki upload hızımızı bilmiyorsak da bir şekilde Google'a hız testi yazarak oradaki upload hızımızı öğrenebiliriz. Peki oradaki upload hızımızı öğrendikten sonra ne yapacağız? İşte alacağımız değer, gireceğimiz değer ona göre olacak. Mesela ben 10 megabit almaktayım. 10 megabit hızımda buraya 10 megabitten biraz düşünü gidiyorum. Yani 8000 giriyorum. Yani 10 megabit yani 10000 yerine 8 kilo. niye? Çünkü bana bu yeterli olacaktır. Oyun oynuyorum. Oyun oynarken de internetli ihtiyacım oluyor ama yayınımı da güzel vermek istiyorum. Biraz altında vermenizde fayda var. Ha sizinki alt yani 7 verecekti. 6'dır vesaire. 4 verin, 5 verin. Yani direkt üst sınırla uğraşmayın. Peki bunu yaparken ne diyor Google? Şimdi burada noktamız var. YouTube ne diyor bu konuya? YouTube'da şöyle bir şey diyor. Diyor ki eğer diyor 60 fps 1080p vereceksen diyor. Normalde minimum 4 megabit saniye vermelisin. Yani bizim oraya gireceğimiz rakam 4000'in altında olmamalı. Bakın 4000'in altında olmamalı. H264 için demiş 12 megabit saniye olmalı diyor. Şimdi burada bu güzel bir. Değer. Yani eğer 12.000 yazarsanız ve verebiliyorsanız 12.000 olması gereken iyi bir değer. Ama yani bunun dediği bu değeri biz bugün upload şartlarıyla pek gerçekleştiremiyoruz. E ne olacak? Mesela 8.000 gidin, 7.000 gidin, 6.000 gidin problem mi olur? Olmaz. Hiçbir sorun olmayacaktır upload hızınızda. Yani yayında bir kopma yaşamazsınız ama 12.000 yüksek bir değer bizim vereceğimiz değer. Yani şeyde H265 için demiş ama biz aynı değerleri yine benzer bir şekilde bakabiliriz. Yani 4 megabitten üstünde ve 10 megabitin civarında bir değer girmemiz gerekiyor. 4 megabitin yani 4000'in altında bir rakam girmemeliyiz. Büyük ihtimal zaten sıkıntı yaratacaktır. Buraya 8 dedik. Anahtar kare aralığı sıfır otomatik. Biz bunu 2 yapacağız. Ya yani onda şuradan gidiyoruz. Bakın önerilen süre 2 saniyedir. Animasyon kare sıklığı 4 saniye aşmayın demiş. Bu önerilen süre neyse biz bu dakikayı 2'yi vereceğiz. Yani buradaki 2'yi oradan dur. Yani YouTube'da ya da birçok yerde kişide de aynı şekilde yazan yeri veriyoruz. Bakın buraya 2 saniye girdik. Burada peki yavaş kalite dedi ama yavaş değil iyi kalite ama yavaş diyeceğiz. Bunu daha da yükseltebilirsiniz ama chatinizi takip etmede zorlanırsınız. Çünkü bayağı veri transferi yapacağı için chatte bazen sorunlar neden olabiliyor. Yani 10 saniye kayıyor. Adam diyor ki ya benim adım okumadın söylemedin niye böyle oldu falan gibi hay karıştı bunu. Sonra chat'e kızıp çıkıp gidiyor. Halbuki oradaki bir saniye farkından kaynaklı bir görmemişlik oluyor ama bu onun farkında varamıyor. Bu yüzden diyorum ben bu ayarları işte yaparken hani buna dikkat edin. Bir de chatinizi kurduktan sonra yayın denemesi yaptığınız zaman chatte yazdığınız zaman süre farkını hesaba katın. Onu düşürmeye çalışın. Eğer chatte aktif bir şekilde gidiyorsanız. Burada mod tek seferde diyeceğiz. Yani çok seferli modu tek seferli yapacağız. Çift seferler arasında fark yok. Gereksiz bir e, işlem yaptırmaya gerek yok. Profil height demiş. Ben bunu main ayarlıyorum. Yani yüksek verim yine sıkıntı yaratabilir korkusuyla. Ben yine main de bırakıyorum. Peki buradaki psikogörsel veriyle bakma nedir? Büyük çok yayıncı bunun ikisini tıklanmasından yana kullanmış. Ama ben farklı farklı yine dediğim gibi artı bir işlem yaptırmak istemiyorum. Ben amacım yayın yapmak ve yayın yaparken kopukluk olmasın aynı şekilde oyun oynamak. Yani buna ek iş yaptırmak istemiyorum. Bu yüzden ileri bakmayı tıklamıyorum çünkü ileri bakmayla aldığım yayınla ileri bakmama aslında yayın aslında fark göremedim. Yani büyük bir farkı maruz kalmadım açıkçası. Ha deneyebilirsiniz. İsterseniz bunu kullanabilirsiniz. Bir deneyimsel. Bakın tekrar deneyin. gerek yoksa da gereksiz bir işlem açmayın. Maksimum B karesi dediğim gibi 2 saniye vardı ya. Burada yine B karesini burada anlattığına göre yine iki yapmamız gerektiriyor. Bakın burada ayarlarımızı şu şekilde yaptık. Sizinki çok iyidir. Çok güzel bir şeyiniz vardır. Ya burada diyoruz da bak hani ben FPS'mi 4K vereceğim. O zaman diyor ki kardeşim 35 megabit yani 3500 yazman gerekiyor şuraya diyor. Yani 3500 de yani gerçekten de iyi bir apa vardır. O zaman yaz. Yani kardeşim yaldır. Upload hızın çok yüksekse yani bu kadar alabiliyorsa bunu da yapabilirsin. canlı yine 4K verirsin. Ha kimse 4K'dı izlemiyor. Yani şöyle bir durum var. Yani yayınların 4K izleyenimiz çok az. Yani insanların birçoğu haliyle internetten yememek için ya da akışı kaybetmemek için çoğunlukla download hızından kaynaklı da yani 1080p'de genellikle izliyorlar ya da daha altına da otomatik olarak YouTube kendi adama adama onu yöneltiyor yani. O yüzden 1080p gayet başarılı. Evet bu OBS'de yayın ayarlarıydı. Şimdi niye kayıt ayarlarıyla yayın ayarlarını bir tutmuyoruz? İşte buradaki nokta bu. Kayıt ayarları çünkü kaydederken şimdi ben burada mecburen bir upload hızımla ve aynı şekilde işte download hızım şeklinde yani internetim yüzünden ben bunu bir kısıtlamaya gitmek zorundayım. Yani sıkıştırıyorum görüntü kalitesini bir şekilde düşürüyorum yani istediğim görüntüyü azı full yapmıyorum. Ama ben kayıt alırken böyle bir zorunluğum yok. Kayıt alırken çok iyi kayıtta güzel başarılı bir şekilde kayıt alabilirim. Bunu ne yapacağım? Evet işte geldik buraya kayıt kısmına geldikten sonra bakın standartta benimki standart alıyoruz burada kayıt yapacağım yeri videos demiş burada kalabilir siz bir D'de D birim yaparsanız yine böyle farklı bir e, hard disk kısmı koyarsanız oraya kaydetmek istersiniz bunu da yapabilirsiniz buradan seçersiniz şimdi en çok kavga edilen yer burası ya diyor ben diyor MKV istemiyorum tam olsun diyor ya da MP4 olsun diye çıksın diyor yani benim kayıt yaparken özellikle şu an mesela en son yaşadığım bir sorun vardı. O sorunu yaşamamanız için MKV kaydını arkadaşlar. MKV kaydının sonla burada Remux diye bir yer var. Onu göstereceğim çok basit devam eden kısımda. ile bunu mesela MP4'e döneceğiz. MKV sıracağız. MKV işimiz yok. MKV işimizin olması gereken nokta şu: Eğer ki oyun donar, OBS kayıt almayı keser, bir problem yaşanır, elektrik giderse var olan kaydınızı bir daha izleyemiyorsunuz. Yani kayıt kopuyor. Hatta şöyle bir uyarı da veriyor size. Bakın, MKV'den ben bunu kuyruk tamam geçirken altta hemen yazmış demiş ki kaydeden kayıtlara dosya demiş, kesinleşmiş değil varsa yani bu da bir cümle bozukluğu var bence. Yani kaydı durdurup da kaydedilmediyse sen duy kaydet yapmadıysan diyor kaybedebilirsin diyor. Yani tekrar bulman zor olur diyor bulamazsın diyor. E şimdi bu, bu da istemediğimiz şey ki ben yaşadım. Yani ben bu ayarı değiştirmemişim. Fark etmeden ben bunu Quick bu yapmışım. Yani daha yapmıştım bir şey için. Unuttum sonra. Sonra oyuna gittim. Diablo'da bayağı bir ilerledim. Bir kısmı kayıt altına aldım derken Diablo güncellemede sorun yaşattı. Bu sorunla bilmiyorum Diablo 4 nasıl bir güncelleme oluyor yani bunun hiç mi denemiyorlar dünü. Bu güncellemeyi aldıktan sonra bilgisayarın pat diye kapattı kendini. Yani hiçbir şey yoktan ama güncelleme kaynaklı Diablo 4'te bir sorun yaşadım. Onu çözeyim derken çözdüm ama var olan kaydım ki uzun bir senaryo oynuyordum. E senaryonun bir kısmını kaybetmiş oldum. Bu çok kötü bir durum. Yani tek dal oynadım. Yani başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Yani bazı oyunlarda geri dönemezsiniz. Sinemaskopları kaçırabilirsiniz. Ben kayıt yapıyorum. Sonra yayıncaksınız. Sinemaskop yapamayabilirsiniz. Bu yüzden önemli bir konu. MKV yapın. Sonradan bunu değiştirin. MKV'yi de silin. Yani illa durmasına gerek yok. Ben siliyorum. Ama önce MKV ile kayıt yapıyorum. Sıkıntı olur diye. Sonrasında bitiriyorum. MKV kalsın. Kodlayıcı demiş İşte burası da yine aynı. Benim 4070 ekran kartım olduğu için ben av biri seçeceğim. Yani niye bunu seçiyorum? Çünkü yeni bir kodek 130 daha karlı olduğu söyleniyor. Daha iyi olduğu söyleniyor. Yayında da aynı şekilde daha iyi bir yayın verdiği söyleniyor. Ama biz yine h 264 deneyeceğiz. Yine işlemciye değil ekran kartına yöneleceğiz. Ekran kartı kayıt alsın diyeceğiz. Her ekran kartınız 4000 ve üstü ise a formatını seçtiğiniz zaman şöyle bir küçük problemimiz var. Hatta yani bunu kayıt ederken büyük ihtimal bunu seçmeyin. Yani niye diyorum? Çünkü mesela Premiere Pro'da ya da bir şekilde editleyeceğiniz zaman şu an için Premiere Pro Al1'i desteklemiyor. Yani Al1 formatını yani kodeğini desteklemediği için de direkt atamıyorsunuz ve konverter yani bu bir şekilde dönüştürmeniz gerekiyor. Bununla uğraşmayın. Yayın kısmında evet 4000 serisi av 1i tercih edebilirsiniz. Dediğiniz gibi daha çok kaynak sağlıyor. Daha iyi bir görüntü de veriyor. Ancak kayıt sırasında h 264'te devam etmenize fayda var. Yani Nvidia'nın H264'e fayda var. Çünkü bu şekilde en azından desteklenebilen bir formatta yani Premiere Pro dahil birçok yerde bunu bir şekilde edit yapabilirsiniz. Bunun altını çizelim ve burada yine CBR şimdi evet ikisine CBR ama yani bunda ben yani 8000 gibi bir kayıt almama gerek yok. Yine Google'u referans gösterelim. Google ne demiş bu konuda? Yani daha sonra YouTube ne demiş bu konuda? Kayıt alırken demiş ki yine ardışık 2B karesini kullanın demiş. Ama şurada bakın şöyle büyütelim. Şurada 1080p'de bak kendi de farklı belirtmiş. Yani Demiş ki öbür tarafı neydi 4 megabit saniyeden bahsederken burada eğer kayıt alıyorsan kardeşim dur burada ya bak yine 12 megabitte söylüyor 12 megabit saniye minimum alın diyor şimdi biz oraya 12 megabit yazamadık niye yazamadık lan yetmiyor ki gücümüz yani internetimiz yetmiyor. Ama şimdi ben buraya 12.000 yazabilirim. Ben buraya 15.000 yazıyorum genellikle. Yani. 50 yaz, 100 yaz, bilgisayarın iyidir. Her şey yaz. Ama çok almaya da gerek yok. Çok kalitir. Gerçekten de ha, şu var. Ben bunu 4K şeklinde kayıt alacaksan eğer. Diyor ki zaten burada da 85 megabit saniye getirmen gerekiyor kardeşim diyor yani. HDR açık versiyonu şu Ha, 68 megabit saniye 50 ile 60 70 arası hatta 50 ile 70 arası bir yere getir diyor 60 fps'de. Yani bizim referans aldığımız aslında bu olacak. Yani bu kaydı buraya bakın. Kayıt için sorunumuz yok. Buraya her türlü girebiliriz. Ben buraya 15.000 gidiyorum. Peki niye 15.000 gidiyorum? Çünkü ben bunu 4K olarak bu video izlediğiniz video 4K olarak koymayacağım. 1080p olarak koyuyorum. 1080p olarak koyduğum zaman ben istersen 55 de girsem bunu yüklerken 12 megabit saniye yani bunu yapıyor 12 bine getiriyor. E ne anlamı var o zaman? Ben bunu YouTube için yapıyorum. E YouTube için yapacağız 12 bin yapmamda fayda var. Ha ben de biraz yükseltiyorum. Bu da benden olsun diyorum. 15 bine çıkartıyorum. Yani mevzu tamamen bu. Ha buradaki ayının farklı olması da bu. Yine karalını bunu oynamanıza gerek yok. Yani bir karalını sıfırda bırakabilirsiniz. Problem değil. Yavaş iyi kalite daha yüksek daha iyi kalite yapabilirsiniz. Yani bilgisayarınızın hızına ya da SSD'niz de önemli bu konuda. Yani SSD'niz varsa hızıyla alakalı. Yine tek seferde hiç gerek yok. Hike'de kalabilir. Kayıt ayarlarını bu şekilde yaparsanız daha verimli olacaktır. Peki bir nüans var demiştim size. Bunu kaydettikten sonra dedik ya şey, MKV ile kaydedin. MKV'den sonra remux edin. Yani bunu uğraşmanızı da gerek yok. Otomatikman kendi yapıyor zaten. Örneğin MKV ile yaptım. Ben bunu gidip de şuradan istersem dosya kayıtları remux et ve buradan kaydımızı bularak buradan bulup işaretleyip remux diyerek yine aynı yere kayıt yapabilirim. Ama bunu yapmama da gerekiyor. Ben şöyle yapıyorum. Dosya ayarlar gelişmiş bak gelişmiş kısmının orada otomatik olarak mp4 türüne remux et diye bir seçenek var. Bakın bunu yapıyorsun ve uyguluyorsun. Şimdi bunu yap bunu seçerseniz ne olacak? Kaydınız MP4 şeklinde olacak. MP4 şeklinde sana kapattınız kayıt durdur dediğiniz anda otomatikman kendi Remux edip aynı yere koyacak. Siz artı bir işlem yapmayacaksınız. Peki ne yapacaksınız? MKV'yi silebilirsiniz bu sonra. Bakarsın. Aa, evet kaydım duruyor. Sıkıntı yok. Çalışıyor MP4'ümde. MKV'yi silersiniz. Bu kadar. MKV'yi tutmak zorunda değilsiniz. Ama oyun oynarken yüklemek zorundasınız. İşte bunun sebebi de şu. Yani bence zorundasınız. Çünkü eğer bir anda donarsa ve verimi kaybetmek istemiyorum diyorsunuz bunu yapın. Öbür türlü çok denedim maalesef. MP4'te de yani kayda açamıyorsunuz. Duruyor, donuyor, çalışmıyor. Yaptığınız hepsi çöp oluyor. Kayıtların hepsi çöp oluyor. Ben kesinlikle MKV yapmanızı öneriyorum. Ve MKV'den sonra otomatik buradaki gelişmiş ayarlardan yaparsanız. Kaydı ondan sonra ara ara hatta 4-5 gün MKV'ye göre sıralı diyorum dosyalarımı. Tutuyorum, siliyorum bu MKV'leri. Çünkü zaten Remux edilmiş halde MP4 dosyalarım mevcut oluyor. Ben yani olabildiğince anlatmaya çalıştım, hızlı anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir. Bu OBS ile ilgili yeni yeni videolarım olacak. Yani bununla ilgili birkaç nüanslar var. Nasıl işte sistem yapılabilir, nasıl düzenlenebilir, nasıl e, içinde ben ne yapıyorum, yayında kullandığım buradaki sahne ne kayıtta ise PlayStation oynarkenki sahnemde. Bunları tek tek ayrı ayrı anlatabiliriz. Bunu aynı zamanda mesela bir versiyonumuz daha var. İsterseniz onu da anlatırım. Mesela aynı anda hem vertikal bir şekilde yani dik kayıt da alabilirim. Hatta dik yayın da yapabilirim. Yani yayın yapıyorken bir program var. O plugin'i kullandığım zaman OBS yüklediğim zaman aynı anda vertikal kısmını da kaydedebiliyorum. Hatta şunu da yapabilirsin eğer istiyorsan. Kameranı farklı vertikal dediğim onu düze döndürürsün. Onu da ayar var. O düze çevirip yani 16'yı 9'a 16 çevirip oraya koyarsın. Aynı anda hem kameranı ayrı kaydedersin. Aynı zamanda normal ekran oyun ekranını ayrı kaydedersin. Bunları birbirine eklemek istediğiniz zaman görüntü kalitesi daha düşmemiş. Daha kaliteli bir şekilde kameraya da ekleyebilirsin. Bu yöntemini anlatacağım. Anlatmak istiyorsanız mutlaka yazın. Konuşabiliriz. Ayrıntılı olarak bir şekilde yorumlara yazarsınız çok sevinirim. Takip ederseniz ve abone olursanız aynı mutlu olurum. Desteğinizi kesmeyin çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Neden yayına geç kalmadım? Ne <laughs> gösteriyor? Tam daş evet. gösteriyor. Evet. Başlar mı da tam daş gösteriyor? Normalde <laughs> bu da bu tarafta bu tarafta bu tarafta, bir tarafta, bir tarafta bir <laughs> bu var ama. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben gelmiyorum kayıt bilmem lazım bekle. Her ne kadar av bir formatında yapın dediysem de